Hüseyin Gülerce, ''Evet, AK Parti'ye abat, CHP'yi berbat etti.'' 16 Nisan'daki ''Evet''in ilk sonuçları AK Parti ve CHP açısından farklı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün duygusal bir törenle partisine üye oldu. Başbakan Yıldırım, 21 Mayıs'taki olağanüstü kongrede Sayın Erdoğan'ı genel başkanlığa aday göstereceklerini açıkladı. AK Parti, ''Evet'' sonrasında 15 gün içinde büyük bir coşku, heyecan ve sinerji yakaladı. Abat oldu.'' Abad, mutlu, şen, rahat, huzurlu. 2019'a hazırlık yolunda yakalanan dinamizm ve yüksek moralle yarışın gerektirdiği metafizik gerilim yakalanmış oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti, evet'i tarihi bir dönüm noktası olarak çok istedi. Çünkü milli irade, parlamenter sistemi kayıt dışı kullanan vesayetten kurtarılacağı gibi, devlet-siyaset ilişkileri de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine adapte edildi. Aynı zamanda AK Parti'nin içiyle oynamak isteyenler gezi olaylarından beri Erdoğan gitsin, AK Parti kalsın planından bir türlü vazgeçmeyen iç ve dış güç odaklarının da hevesi kursaklarında bırakıldı. Şer cephesinin tuzaklarına rağmen 2019 hedefinde AK Parti otobana çıkmış oldu. CHP ise 16 Nisan'daki evetten çok kötü etkilendi. Birkaç gündür CHP'de kazan kaynıyor. Baykal Kılıçdaroğlu ile sürpriz bir görüşme yaptı. Muhalifler olağanüstü kurulta istiyorlar. Baskıyı hafifletmek için Kılıçdaroğlu olağan kurultayı bu yılın Kasım ayına çekeceklerini açıkladı. Ama birden parti içi demokrasiyi falan unuttu, bir diktatör edasıyla parti içinde kavga çıkaranları kapının önüne koyarım dedi. Evetten sonra CHP neden köşeye sıkıştı? CHP için neden berbat bir durum var? Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde yürütme 2019'da sandıkta belirlenecek. Seçilen Cumhurbaşkanı yardımcılarını ve parlamento dışından bakanlar kurulu üyelerini belirleyecek. Sayın Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Başkanı olarak Cumhurbaşkanı adayı olacak. Peki CHP'nin adayı kim olacak? Referandumda %49'a yakın hayır çıktı. Bu CHP'nin %25-30 bandının üzerinde bir oran. Aday belirlenirken bu %49'u tutmanın çaresi aranmalıdır deniliyor. Zurna'nın zırt dediği yerde burası. Nasıl bir adayla kiminle bu %49 %50'nin üzerine taşınacak? Baykal, %49'u tutmanın yolu adayı hemen netleştirmek diyor ve arının kovanına çomağı sokuyor. Yani Kılıçdaroğlu'na adaysan bir an önce açıkla baskısı yapıyor. CHP yönetimindekiler AK Parti'deki gibi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu aday olmalı diyorlar. Muhaliflerse Kılıçdaroğlu bu %49'u kendinden bilmesin. Kılıçdaroğlu ile seçimi asla kazanamayız diyorlar. Hatta Deniz Baykal eğer Kılıçdaroğlu aday değilim derse kurultayı toplamalı ve aday olacak kişi genel başkan olmalı. Abdullah Gül %49'un adayı olabilir. Gül aday olursa değerlendirilmesi lazım diye konuşuyor. Öteden Muharrem'ince devşirme adayı kabul etmeyiz, ikinci bir Ekmelettin vakasına karşı kanımın son damlasına kadar mücadele edeceğim diye sesleniyor. Baykal'ın Gül ismini telaffuz etmesini Sayın Erdoğan virüs fitne sokma hareketi diye nitelendirdi. Referandum öncesi hayır diyeceğini açıklayan Sayın Gül'e yakın bir gazetecinin partide kurulur, harekete de geçilir yaklaşımı bazı odakların iştahını kabartıyor olabilir. Sayın Gül'ün bu konuda açıklama yapması spekülasyonları bitirir. AK Parti'ye geçiş töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en çok alkışlanan sözlerinden biri şuydu. Bugüne kadar bu davaya bu partiye sırtını dönüp de iflah olan kimse görmüyorum. Şöyle bitirelim. 16 Nisan'daki evet AK Parti'yi coştururken CHP'nin paçalarını tutuşturdu. Hüseyin Gülerce, Star.